Evet arkadaşlar, ben İlkan Boruday. Bugünkü resim dersimizin ilk aşamalarından birisi gölgeleme teknikleri, modelleme ve gölgeleme yöntemleridir. Tarama çizgileri veya ton oluşturmak için, ışık ve gölge etkinliklerini göstermek için en kullanışlı yoldur bu yöntem. Etkili bir şekilde kullanabilmeniz için alıştırma yapmanız gerekir. Başlangıçta aralarında bir eşit mesafe bulunan aynı uzunlukta ve aynı yönde çizgiler çizin. Bu konuda aceleci davranmayın. Alanları tarama çizgileriyle çok hızlı ve son derece hassas bir şekilde gösterebilirsiniz. Ama bunun için alıştırma yapmalısınız. Yani öncelikle yavaş adımlarla başlayın, sonra hızlanırsınız. Pek çok farklı tarama çizgileriyle gösterme yöntemleri vardır. Bunlardan birisi ilk olarak tek yönlü tarama oluyor. Tek yönlü taramamızda orantılı çizgilerle tek bir yöne sürekli bir çizim yapılması. Bu bir gölge tek yönlü tarama yöntemidir. Çapraz tarama çizgileri var. Çapraz tarama da yine bu çapraz tarama oluyor. Çapraz tarama. Tekrardan yine aynı yön üzerinden çizgiler çekip bu sefer de karşı taraftan tekrar bir etki yaratmak. Çapraz yönlü. Bir de farklı yönlerde tarama çizgileri var. Bu 3 kat olarak yani. Yine bunun tarzında 3 yönlü. 3 yönlü. Çapraz tarama. Bu teknikleri kullanarak resim çizmede etkili yerler başarılı bir konuma gelmeniz imkanlı. İmkanınız var yani. Şimdi bir de farklı yönlerde tarama çizgileri var ama bu 4 katlı. İlk katımızı yapıyoruz. İkinci katımızı yapıyoruz. Üçüncü katımızı yapıyoruz. Dördüncü katımızı yapıyoruz. Bu da 4 yönlü farklı yönlerde tarama çizgileri. Yani bir nevi gölge oluyor. Şimdi de yüzey üzerinde eşit olarak dağıtılmış ve küçük yamalar oluşturan çizgi grupları kullanabilirsiniz. Bunlar da işte böyle yapabiliriz. Bu yama şeklimiz dediğimiz yüzey üzerine eşit olarak dağıtılmış ve küçük yamalar oluşturan çizgi gruplarını şimdi çizgileri her yönde çizerek bu yüzey üzerinde çizgi grupları yama şekli. Çizgileri her yönde çizerek bir ton bulutu oluşturabilirsiniz. Yani ton bulutu da şimdi çizip
Bunu çizip parmağınızla da sıvayabilirsiniz. Bu da böyle bir gölge tekniği oluyor. Kalem kullanarak paralel çizgiler çizebilirsiniz. Bu çizgiler birbirine yakın veya uzak olabilir. İsterseniz farklı yoğunlukta kesik çizgiler veya noktalama çalışması da yapabilirsiniz. Yani kalem kullanarak ne yapabiliriz? Kesik kesik çizgiler de böyle atabilirsiniz. Onun dışında noktalama çalışması yapabilirsiniz. Koyu olan gölgenin koyu olan tarafı bol miktarda nokta koyabilirsiniz. Alan açılmaya başlayınca azaltabilirsiniz. Bunlar da resminizi çizerken size faydalı bir etkendir, bilgidir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın gittikçe açılıyor. Bu noktalama. Bu kesik kesik çizgiler aralıklı gölge, bu da sık. Şimdi çiziminizin bir alanı hızlı bir şekilde taramanız gerekiyorsa daha iyi kalın çizgiler kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için kurşun ucu ya da tarafını kullanabilirsiniz. Yani şöyle örnek gösterebilirim size. Bu uç kısmı bu dipler koyu, aşağı doğru açılıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bunları bol bol tekrar yaparsanız size baya bir etkisi olacağını göreceksiniz. Bir sonraki dersimiz için sizleri yine bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz.